Sivas. Bu filmin sesli ve yazılı betimlemesi Ankara Engelsiz Filmler Festivali için Sesli Betimleme Derneği tarafından yapılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla yazdı. İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar 1000 volt desteğiyle yazdı. Supported by Doha Film Institute. Animasyon bir zürafa karakteri. Animasyon artsız bir alanda yürüyor. Başını eğdi, önündeki masmavi sudan su içiyor. Su içtikçe bir zürafa renklendi, bunu da sunup gökkuşağı renklerine döndü. Suyun içinde renkli toplar havalandı. Toplar birleş, evliliği bir zemin oluşturdu. Siyaha dönen fonda her renkten birkaç nokta kaldı. Sivas. Kibriti yakan çocuk eli oyuncak füzenin altındaki minik fitili ateşleyip uzaklaştı. Fitil küçülürken aşağıda 5 erkek çocuk durmuş ona bakıyor. Füze havaya uçtu. Nasıl yaktım ama aslan? Hani patladım azıcık mı? Ben de patlatırım lan, ne var? La çıkma patlatsın hadi. Ne var? Hadi geçirden. Bir hamlede patlatabilir. Patlatırım. Bir hamlede yap. Yakarım. Evin damından bir füze daha uçtu. Gökyüzünde yükseldikçe dibindeki minik ışık kayboldu. Çocuklar kafalarını kaldırmış izliyorlar. Ne oldu? Ne oldu? Allah. Ne lan? Ne ittiriyorsun lan? İtiştiler. Ne diyorsun Asın? Sen ne diyorsun lan? La dövüşmeyin lan. Aynen lan. Ne diyorsun lan? Aynen lan. 6 çocuk. Mevsim kış, yerde karlar var. Kimin kime vurduğu, kimin ayırdığı belli değil. Çocuklar çatıları karla kaplı yerleşim yerinde bayır aşağı koşuyorlar. Geride karla örtülü ufak bir odun yığını. Üst üste yığılı çalılar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, saklambaç 17, 18, 19, 20. Sağım solum söbe, saklanmayan ebe. Aslan açtı gözlerini. 10 yaşlarında esmer, düz, kısa saçlı, kahverengi gözlü, küçük burunlu bir çocuk. Üzerinde bir mont. Akşam karanlığında çevresine bakınıyor. Geri döndü, yürüyor. Çevresine dair hiçbir şey yok. Sadece aslanın yüzü. İleride hareket eden gölgeler. Durdu, bakıyor. Bir arabanın farı yansıdı yola. Aslan yürüdü. Hasan! Hasan! İşaret parmağını uzattığı tarafa yürüdü. Ebe sana Hasan! Ebe direğine vurdu elini ama Hasan çıkmadı henüz. Başını gölgenin koştuğu sağ yanına çevirdi. Yürüyor. Durdu, bakınıyor. Çevresi bulanık. Sadece aslanın yüzü, omuzları. Ayşe! Ayşe de çıkmadı. Mavi okul önlüğü üzerine yeşil el örgüsü hırka giymiş, at kuyruğu saçına büyük beyaz kurdele bir fiyongu olan arkası dönük kız çocuğu yürüyor. Diğer öğrencilerin arkasından o da ileri bakıyor. Aslan da bakanlar arasında. Yavaş, dikkat edin, dikkat edin, yavaş, dikkat edin. Nereye bakıyorlar belli değil. Siz de şuraya gelin, dur, yavaş. Hadi, düşürmeyin bakayım, hadi. Tahta sandık eller üzerinde taşınıyor. Aslan durmuş seyrediyor. Soluk mavi önlüğünün üzerinde krem rengi el örgüsü kenarı sökük bir yelek. Çekil lan. Askıda sünnet kıyafetleri. Acaba giyecek mi? Tahta sandık açılmış, içinden kıyafetler çıkıyor. Herkes yerine. Herkes yerine. Lan bak.
Geç 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 geç. Şimdi kaymakamlığın verdiği bir genelge var çocuklar. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri oynayacağız. O zaman bizim muhtarımız Onur Osman, prens olsun, Ayşe de prenses olsun. Alkış bakayım. Sahneye. Ne vardı masalda? Sayalım. Prenses var. Başka? Prens var. 7 tane cüce var. Şimdi. Kimler cüce olmak istiyor? Sen cüce. 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 Aslan da cüce. Çok 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 çok. Çok. Geç şuraya Osman'ın yanına geç ama. Kaç oldu burası? Kaç oldu bakayım? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2 tane daha. Sen gel. Bir de sen gel bakayım. Şaşkın şaşkın bakıyorum bana. Gel bakalım sen de şaşkın cüce olursun. Çamurlu bir yolda ayakkabıları paçaları kire bulanmış halde yürüyor aslan. Montunun önü açık. Ses sağından geliyor. Ürküp sola doğru kaydırdı adımlarını. Başı sağ tarafında. Köpekler zincirlerle açık havada bir yere bağlanmışlar. Sırtında çanta olan zayıf bir çocuk elindeki çubukla kızdırıyor onları. Aslan taşıyor. Onu ne vurdun kupa? Onu ne vurdun? Onu ne vuracak? Yürüdüler. Daha oğlum o değildi öğretmen Ayşe'yi prenses seçmeseydiler. Pezevengin öğretmeni. Oğlum öğretmeni söyleme bak. Ne yapayım o da beni prens seçseydi. Benim neyim eksik? Köpek geliyor kaç. Oğlum köpek geliyor. Koştu sonra durdu. Siktir git lan. Ne oldu oğlum la? Ne oldu ki? Aslan öfkeli. Kaşlarını çatmış yürüdü. Oğlum sadece bir şaka yapmak o gelmiyor amına koyayım. Evet gelmiyor. Oğlum bir git ya. Zayıf çocuk sağdan yürüdü. Yerde bir tır tekeri. Üzerinde kar birikintisi. Kar yerlerden neredeyse tamamen kalkmış. Aslan demir tellerin önünde. Hasan! Ne la? Öğretmene deme la. Diyeceğim oğlum seni. La deme la. O zaman sen de özür dile çabuk. La oğlum, la özür dile, la ya yok la deme la, dilemiyor. O zaman diyeceğim. Tamam, özür dilerim. Çalın lan, ne diyorsun? Ördekleri kovalar gibi yürüyor peşlerinden. Mavili sırt çantasında Batman figürü. Karşıda kerpiç yıkıntı bir bahçe duvarı. Üzerinde çalıları. Bahçenin içindeki evin alçak çatısı. Aslan bir pencereden bakıyor. Kafasını iyice uzattı. Ayşe geliyor. Elleri kabanının ceplerinde, ayağında rengi solmuş siyah çizmeler. Aslan hareketlenip koştu. Hala okul kıyafetleri, sırtında çantasıyla biraz bayır, çimlik yolda koşuyor. Ayşe önünde. Ona yetişmeye çalışıyor. Ne arıyorsun o tarafta? Hiç bir şeye baktıydı. Neye baktıydın? Bir şeye baktıydım işte. Ayşe yürümesini sürdürdü. Sana da prenseslik ya işte ha. Sizinkiler de güzel. Ben bizimkileri beğenmiyorum. Ben prens olacağım. Osman ne olacak? Ayşe devam etti. Aslan sağdan yürüdü. Çevrede ağaç yok. Kırsal bayır bir alan. Durdu. Ayşe'nin gittiği tarafa bakıyor. Sikerim bu sanat. Sallana sallana yürüdü. İleride cılız bir ağaç. O da dedi ki Osman ne olacak dedi. Sen ne dedin? Ben de Osman'a küfür ettim. İçimden ettim. Kısa kıvırcık saçlı, 30'lu yaşlarda bir adam. Yiyeceğim, yapışacağım boğazına. Yiyeceğim ya. Boğazını sıkıyor. Kafamı sikerim senin. Prens ben olacağım diyeceğim. Anladın mı lan? Anladın mı? Acı yapma. Lan ne yapıyorsun lan boğazımı? Acıtıyor ne buluyorsun? Git lan. Deli. Deli git. Deli git lan. Git. Delisin sen. Doğru olmuş lan. Git lan.
tavırla koştu. Şaka yapıyorum la. Kıvırcık saçlı adam elinde uzun bir asayla peşinden biraz geriden yürüdü. Pantolon paçalarını çoraplarının içine sokmuş. Üzerinde kışlık eski bir ceket. Mavi Renault 12 TX model eski araç yavaşladı çamurlu yolda. Yol kenarında inekler. Hırçın! Hırçın! Ellerindeki sopaları kaldırıyor, hayvanları kenar alıp toplamaya çalışıyorlar. Aslan sopasını hoyratça gelişi güzel sallıyor. Ama hayvanlara değmiyor, uzak duruyor. Gettik lan. Bana abi dönüyor. Hadi. Elinden sopasını bırakmadan koşuyor. Sağa döndü. Yanlarından uzaklaşan yaşlı bir atı biraz uzakta durup yolunu keserek engelledi. Dur lan dur. Tuttum tuttum. Aslan okulun penceresinde. Niye yoruyorsun ki beni ya? Aha hiç düştüm elime lan. Osman Hasan'ın kollarını tutuyor. Oğlum söyle de seninle gidişine ben de gideyim işime. Ben niye yoruyorum? Ben değil lan. Sanki bilmiyorum. Lan neyi neyi onu söyle lan. İyi neyi biliyorum. Oğlum oğluma diyor lan işte. Biliyorum oğlum. Oğlum lan bırak oğlum işte ya. Lan vallahi anlamıyorum ya. İşte bak tamam lan git lan şu işine. Niye gideyim oğlum? Tamam lan sen ben dur. Hadi oğlum söyle Hasan, de. Hasan sana Tuga verdiğim kalemi ne yaptı? Lan bir git lan şurada. Ver kalemimi. Lan sıranın altında lan bir bırak lan. Hasan baktım sıranın söyle altına yok. Söyle bırakayım. Lan vallahi bırak bilmiyorum lan. Oğlum söyle bırakayım. Lan tamam söyleyeceğim lanet olsun lan. Bırak lan kolumu lan. Tamam hadi kaçarsın lan. Hasan Osman'ın kulağına eğildi fısıldıyor. Aslan kuzu kuzu peşlerinde. Lan neyi kim söylüyor lan? Durdu. İkili kollarını birbirinin omzuna atmış kulak kulağa fısıldaşıyorlar. Koşmaya başladılar. Aslan gövdesi yana yatmış bir ağacın az ilerisinde kaşları çatık onları izliyor uzaktan. Aslan boyası dökük eski duvarlı bir yerde açığa işemiş fermuarını çekerek çıkıyor. Kapıda Osman'la karşılaştılar. Osman içeri geçerken bilerek omzuna çarptı. Arkası dönük durdu işini yapıyor. Aslan eşiğin dışında yüzü ona dönük halde durdu bekliyor. Osman sol taraftan başını hafifçe çevirip arkasını kontrol etti. Aslan sağına soluna bakınarak elleri ceplerinde beklemesini sürdürdü. Zil çaldı ne bekliyorsun lan burada? Yanından geçip yürüdü. Tuvalet okulun dışında. Okulun dış merdivenlerine doğru koşuyor. Geç içeri bakayım geç. Osman da koşup girdi içeri. Öğretmen bir yandan elleri ceplerinde kapının önünde kulağındaki kulaklıkla telefon görüşmesi yapıyor. Aslan gözleri yerde suratı asık halde boyası dökük derme çatma evlerin önünden hızlı adımlarla yürüyor. Çevresindeki yerler bulanık net değil. Aslan net sadece. Çıkardığı çantasını bir evin kapısına fırlattı. Kapı önündeki ahşap ayakkabı raflarında birkaç eski ayakkabı. Yanından geçtiği ev ya da ahırın minicik pencerelerine cam niyetine plastik kalın naylonlar gerilmiş. Kahve rengi şortmanlı bir çocuk zincirle araba lastiğine bağlı kangal cinsi bir köpeğin yanından koşup onu kışkırttı. Aslan nereye gidiyorsun lan? Geziyor. Ne geziyor? Köpeğin zincirini takmış lastiklerle birlikte çekeliyor. Ne geziyorsun dedim ya lan. Eve gidiyor. Sizin eve o tarafta mı? Aşağıdan gidiyor. Tekerleğini de aldı lan. Çocuk varıyor. Zincire dolanmış araba tekerini aldı. Bağlı olduğu diğer tekerlerle birlikte çekiyor. Aslan bir duvarın dibinde ufak bir taşa oturmuş, soluna bakıyor. Kalktı. Altındaki kahverengi pantolonu belinden tutup yukarı çekeledi. Sonra üzerine oturduğu briket tuğlayı kaldırdı. İleri taşırken biraz zorlanınca yüz kaslarını gerdi, yere koydu briketi. Üzerine çıkıp diğer tarafa baktı. Öğretmenim. Öğretmenim.
Balkonunda kocaman bir çanak anten olan mavi pencere demirli eve bağırıyor. Tül oynadı içeriden. Sonra çekilip kapandı tekrar. Ne oldu lan? Hiç. Nereye bakıyorsun oğlum? Bana mı bakıyorsun? Ne oldu? Aslan sıkıntılı işaret parmağını duvara eşeler gibi bastırıyor. Aslan ne oldu? Ya konuşsana. Ben prens olmak istiyorum. Ne olmak istiyor? Prens olmak istiyorum. Yapalım. Ne zaman? Şimdi. Şimdi mi? Ne oldu oğlum? Nereden geliyorsun sen? Evden. Ödevleri yaptın mı? He. Matematikle bitti mi? He. 6 kere 7 kaç? 42. Kaç? 42. 21 ile 12'yi çarp bakayım. 12. mı? Onu Osman da bilemezdi. Oğlum Osman senin arkadaşın ya, ayıp değil mi? Kumral bıyıklı öğretmen 20'li yaşlarının sonlarında. Cüce olmanın neresi kötü? Aslan gözlerini çevresinde dolaştırıyor. Hadi. Sakalları uzamış, bıyıklı, kalın kaşlı, 50'li yaşlarında bir adam üzerinde kravatsız ceketle yürüyor. Çevresindeki hiçbir şey net değil. Kenardaki atın kafasını ayağıyla tekmeledi. At kenara çekilince aslanın çantasını fırlattı, evin kapısına geldi. Evin önündeki sundurmada üzerinde birkaç mandal olan bir ip gerili. Kapıyı itip açtı. Önce kafasını uzattı içeri. Bu ne lan, bu duman ne lan? Evden duman çıkıyor. Sobaya üflüyor. Sen yaka yaka çabala yaka. O yaş tezekleri bu tezekler bu soba. Aslan'ın birlikte inek güttüğü Şahin de evde sedirin dibinde yerde oturuyor. Oğlum ben size dedim. 20 yaşına gelmiş at. Aşağıya götürüm. Seni oraya geçin. Alın götürün. Eskerizdeki tarihe bırakın. İnekleri, gemini, samanını, arpasını hep ben oraya gittim. O yılda da yayılır bayılır. Orada gelirse bir iki defa daha sürerim. Ondan sonra burada yüz bulamayınca gelmez. Aslan'ın babası ceketini çıkarmış askılığa astı. Ne oldu? Yemekli oldu. Acından geberdim ben ya. Görmüyor musun? Şahin karşısına bakıyordu. Başını çevirdi, sol tarafa bakıyor. Aslan, şu malları bağla. Hadi lan. Aslan okul önlüğünü çıkarmış. Üstünde örgü bir süveter. Annesi siyah saçları üzerine oyalı bir tülbent alıp geriden bağlamış. İki tahtanın arasında kümesteki tavuklar. Ahırda kulağı küpeli bir inek, mavi bir iple duvara bağlanmış. Aslan süveterinin içinde gövdesinde çizgiler olan kazayla eğilmiş bir şeyler yapıyor. Başını ineğe çevirdi. Eline bir sopa alıp sırtını ahırdaki ahşap bir direğe verdi. Babasının bahsettiği at önünde bağlı. Yerler ıslak tezek ve samanla dolu. Atın başındaki kahverengi yelesi alnından gözlerine doğru dökülmüş. Aslan başını kaldırıp ışıksız ahırın tavanına baktı. Toz zerecikleri havada döne döne yükseliyor, alçalıyor, hareket ediyorlar. Duvara takılıp kalmış sarı bir saman çöpü rüzgarla sallanıyor. Tavandan sızan su damlaları birbiri ardından yere düşüyor. Tavandaki örümcek ağlarına takılmış tozlar, pislikler, bozulmuş, sarkmış ağlar. Başını sağ omzunun üzerinden geriye çevirdi. İleride bir tavuk. Siyah tüyleri, kırmızı bir ibiği. Aslan ata dönmüş gene. Onun iri, siyah gözlerine bakıyor. Dışarıda atın üzerine eğersiz, dizginsiz binip sırt derisine elleriyle kavramış. Kıvırcık saçlı genç atın yanından yürüyor. Başı önünde. Sen de peye aşır, ben geliyorum hadi. Nasıl aşıracağım ben abi? La aşırım hadi la. La nasıl aşıracağım ya? Ben bekliyorum burada aslan seni, hadi. Mavi naylon bir iple bağlamışlar atı. Hadi la aslan. Ha bu gitmiyor.
La gidelim la. Ha gitmiyor. Sanki amına koyayım ata ilk defa biniyorsun. Hadi la. Elindeki değnekle atın kalçasına vurunca at hareket etti. Aslan gidince o da elinde değnek yolun kenarında yere çömeldi. Ceketinin sağ cebinin beyaz astarı dışarıda. Bana bak. Aslan. Ne? La yular almayı unutma la. Kolaysa gel kendin dersin. Abisi çevirdi yüzünü. Aslan attan inmiş, yuları çekerek tepeyi aşırmaya çalışıyor. Elinde ince bir sopa. Etraf bozkır, çalılık. Yol toprak, çamur içinde. Atın mavi bir ipin ucundaki yularını çıkardı. Yerden sopasını kapıp koştu. Biraz uzaklaştı. Git, git, git. Git lan. Sopasını sallıyor. Git. Bakır rengi at ağaçsız, alabildiğine tarla olan arazide git, biraz ilerledi. Koştu ata doğru. Elindekini savurdu. At hızlandı gidiyor. Aslan da döndü, geri yürüyor. Yaşlı at göz alabildiğine ekinsiz kurak tarlalarda biraz ilerleyip durdu. Git. Yüzü aslana dönük birkaç ufak adım attı. Aslan akan burnunu koluna silip kaşlarını çattı. Atın yüzünde alnında başlayan beyaz tüyler var. Aslan durmuş öylece ata bakıyor. At ona doğru koşacak oldu. Elindeki sopayı salladı. At başını çevirip kendini sopadan korudu ama gitmiyor. Aslan elinde atın yularıyla yürüyüp yerden bir taş aldı. Ata fırlattı taşı. Sonra eğilip bir taş daha aldı, onu da attı. Bir tane daha. Dur git. Atın arkasına geldi. Aslan kaşlarını çattı, ata bakıyor. At geri geri adımladı, sendeledi, ayakta duramayıp yere yığıldı. Duru! Kalktı! Duru! At başını da yere yasladı. Koşuyor. Arkasında 4 tane kangal köpek. Ne diyor lan? Gel, gel. Şahin'in arkasına katmış, elinde yular, atı bıraktığı tarlada önden koşuyor. İleride sürülmüş, toprağa yeni kalkmış bir tarla. Şahin elinde sopası nefes nefese. Kirli sakallı, üstü başı pejmürde. Nereye saldın lan? Lan buraya, buraya. Aslan durdu, ileri bakıyor. Sen abi, at yok. Gitmiş la işte. Öyle at nasıl gidecek? Bomboş arazide Şahin sola, Aslan sağa doğru yürüdü. İleride alçak tepeler. Nasıl taş attıysan amına koyayım. Şahin yere çömelmiş, sopası elinde ileri bakıyor. Kalktı. Sopasını baston gibi kullanarak sola doğru yürüdü. Sopasını sol kolunun altına sıkıştırdı. İleri bakıyor. İndirdi sopasını. Aslan çamura bulanmış pantolon paçalarıyla yürüyüp biraz sağa doğru ilerledi. Pantolonun sağ yanında kapaklı bir cep. Aslan ardında Şahin'le demir korkuluklu bir köprüye yürüyor. İleride tarlaların arasında yüksek gerilim elektrik direği. Kenara çekildiler. Abi, atlayın, atlayın, atlayın. Süslenmiş bir gelin arabası geçti. Ardından başka arabalar. Şahin elini kaldırıp selam verdi arabaya. Yular onun elinde artık. Aslan korkuluğa yaslanmış, gülümseyerek izliyor.
Burada mı dövüşecekler şimdi? Burada. Küçük burası. Yok, yeter. Vallahi. Vallahi yeter. Ne olacak? Ne olacak? Burası da. Boynunda zilli ve boncuklu tasma takılı bir köpek station arabanın bagajından indirildi. Köpeğin zincirini tutanla birlikte Osman da yürüdü. Sadece derken bir sürü adam geliyor. Şimdi bugünkü gelecekler arkadaşlar şeyden geliyorlar. Sivas'tan geliyorlar. Yok, Çorum'dan gelen var, Kırşehir'den gelen var, Ankara'dan gelen var. Para dönüyor değil mi bunlar? Yok canım oğlum. Ya bir bırak Allah'ını seversen ya. Para dönmez mi bunda ya? Bunlar davariti hoca. Bunlar davariti. Ha. Turnuva gibi baksana. Çok sadık köpekler bunlar. Ya burada baş köpek seçiliyor. Bunların dölleri çuvalıyor. Nasıl diyeyim sana? Bunun yanına sen 4-5 tane kurt gelsin. Buralarda kurt çok olur. 4-5 tane kurt gelsin bu tek başına devirir. Sen ne diyorsun ya? Aslan gibi hayvan. Baksana şuna. Maşallah. Aslan yetişkin adamların arasından kafasını uzatmış, solunda bir yere bakıyor. Osman'la öğretmenin konuştuğu saçı kelleşmiş adam köpeğin arkasındalar. Bir genç boncuklu tasması olan çoban köpeğini zincirinden tutuyor. Karşıda gene zincirle bağlı beyaz bir kangal var. Beyazın üstüne atılmak istediği zincirinden çektiler. Sivas'tan buradan herhalde biraz boşuna geldi ya, yine de hiç kimse inmesin tamam mı aşağıya? Sadece itaatlar olacak. Misafirperverliğimizi gösterin. Köpekleri zincirlerle tutmuş zor zapt ediyorlar. Köpek dişlerini birbirlerinin kafasına geçirdiler. İnsanlar belli bir mesafede çevrelerindeler. Beyaz köpek arzun ayağını diğerine sırtına atmış dişlerini kafasına geçirmeye çalışıyor. Altta kalmış boncuk tasmalı çoban köpeği dişlerini onun kafasını sağ yanına geçirmiş bırakmıyor. Hareketleri hızlı. Kimi ısırdığı net değil. Çoban köpeği dişlerini geçirmiş bırakmıyor. Ondan eğilmiş tezahürat yapmakta. Köpek böyle daha kalmış. Anne Sivas! Sivas'a kemik getirin anne! Aferin! Sivas'ın kötü kan lekeleriyle doldu. Çoban köpeği Sivas'ı yere yatırdı. Boynunu iyice ısırıyor. Sivas'ın gücü tükendi. Dili dışarıda. Aslan yanındaki adamını tutup ısıttı. Sivas ayaklandı. Boğuşma devam ediyor. Çoban köpeği Sivas'ın sağ yanını yakaladı gene. Sivas'ın yüzünden aşağı kan süzüldü. Köpekler durdu. İkisinin de dilleri dışarıda. Sivas'ın gözleri kıpkırmızı olmuş. Boynundan kan sızıyor. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi Sivas. Hadi Sivas. Hadi oğlum, hadi oğlum. Sivas'ın yukarı soğuğunu kavramış. Fazla zorlama Alaaddin abi. Fazla zorlama. Fazla zorlama. Sen karışma. Hayır canım. Sivas güçsüz bir evden de olsa kurtulmuyor. Hadi Sivas. Hadi Sivas. Sol kol ayağını Sivas'ın üzerine koydu. Hareketlerini daha da kısıtlayıp sağ yanından ısırdı. Çekildi. Aşağı bir sesin oğlum. Yere yatırdı Sivas'ı. Kuyruk sallayıp üzerine alındı. Sivas can haliyle çarptı. Adamlar kenardan dikkatle izliyorlar. Hamle edip aldılar çoban köpeğini. Aslan kenarda durmuş, durgun, etkilenmiş gözlerle bakıyor. Osman, kelleşmiş adamın yanında ağaoğlu gibi kollarını arkasında bağlamış. Yüzünde en ufak bir acıma hissi yok. İfadesinde zafer kazanmanın mağruru. Ben de seni tebrik ederim abi. İyi gidiyormuş. Tebrik ederim. Osman'ı da tebrik etti. Geçin. Öğretmen de tokalaştı kafası kelleşmiş adamla. İşte verdiğimiz yallar boşa gitmiyor işte böyle. Çoban köpeğinin zinciri esmer gencin elinde. Yürüyerek uzaklaşıyorlar dövüş alanından. Aslan dövüşü izlediği yükseltide durmuş. Tek başına. Herkes dağılıyor. Osman çoban köpeğinin arkasından yürüyor. Kafası kelleşmiş adam eski model station aracın şoför koltuğunda. Şahin ona bakıp gülerek yürüdü. Ömer! Ne var lan? Arabada yeri var mı lan? Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Köye gideceğim. Nereye gelsin oraya gidelim buna koyayım. Benle mi geldin? Herkes eski model araçlarla ayrılıyor.
Hadi lan. İleride Sivas'ın sahibinin Kango tarzı aracı. Hadi lan. Abi Rıfat abi ne diyeyim? Ne Rıfat abisi la? Ölmüş işte Rıfat abinin kıçına mı sokacak kavat? Hadi gel gidelim. Genç elinde tasma Sivas'ın başında eğilmişti, kalktı. Sivas'a bakarak yürüdü. Sivas kana bulanmış bedeniyle yerde yatmış upuzun. Genç durgun akan bir çayın üzerinden karşıya atladı. Şahin de oralarda hala. Aslan geliyor karşıdan. Elleri ceplerinde, başı önünde. Aslan neye bakıyorsun? Sivas'a bakıyor. Çok yaklaşmadan uzaktan çevresinde dolaşıyor. Sivas başını kaldırıp baktı. Gel gidelim la gel. Gel la. Sen abi. İtalak mı la? Lan ne yapacaksın? İti haşa dolmuş. Görmüyor musun? Niye la? Neresi haşa dolmuş? Hadi çok kısa. Al la. La aslan görmüyor musun? Ölmüş la o. Ve neresi ölmüş la? Yaşıyor la. Hadi la. Nereye bakacaksın iti? Evde bakacaksın. Evde bakacaksın. Hadi la la. Bırak. Bırak la. Ana ağza bakalım. İtti. Gel. Ne oluyor la? Gel gidelim gel. Gelmiyor. Sivas'a doğru yürüyor. Ayakları paçaları çamur içinde. Aslan. Gel la. Yok la. Elini savurdu gelmiyorum diye. Amına koyayım kendine bakacak yer buldum. Bir de it kaldı. Bulamadım. Don amına koyayım orada. Aslan Sivas'ın ayak ucunda yürüyor. Ama belli bir mesafede. Çok yaklaşmıyor. Durdu. Gözleri Sivas'ta. Başını soluna çevirdi. Dönüp arkasına baktı. Sonra sağına. Sivas'a döndü. Çömelmiş Sivas'ın yüzüne bakıyor. Kalktı. Başucundan ilerleyip koştu. İleride üst üste yığılmış kuru çalıların oraya gitti. Eline ince bir sopa aldı. Ufak, çekimser adımlarla Sivas'ın yanına yürüyor. Kendisi uzakta durdu. Ürkekçe sopayı uzattı. Sivas başını kaldırdı. Aslan olduğu yerde durdu. Sivas koca kafasını dikip bedenini de çekerek kalktı. Dört ayak üstünde dimdik duruyor. Aslan birkaç adım sokuldu. Sivas'ın sol ilerisinden Sivas'a doğru ufak ufak adımlıyor. Sivas'ın kürkünde kan ve çamur birbirine karışmış. Kafasını yavaş yavaş aslana doğru çevirdi. Bakışlarını aslanın çevresinde gezdiriyor. Aslan birkaç adım ötesinde. Kafasını sağ tarafa çevirdi. Başını önüne düşürüp aynı yöne yürüdü. Aslan belli bir mesafeden takip ediyor Sivas'ı. Sivas sola döndü. İç içe geçmiş ince dal yığınlarının yanından yürüyor. Aslan da mesafesini koruyarak bakışları Sivas'ta sabit soldan yürüyor. Sivas toprak tepecikte sağa döndü. Dalların altından yürüdü. Durdu, sol ayağını kaldırdı. Aslan Sivas'ın peşini bırakmış, toprak tepecikten çıkıyor. Durdu, bakışları karşıda bir yere sabitlendi. Sivas'ın kanlı, çamurlu yüzü. Başını sola çevirip, önce sol sonra sağ kaşını kaldırıp indirdi. Aslan durdu, biraz ileriden Sivas'a bakıyor. Omuzlarını kaldırıp derin bir nefes aldı. Sivas arkasını dönüp yürüdü. Bir ağacın dibine çişini yapıyor, aslanın sırtı. Sivas yürüdü. Aslan da biraz gerisinden takipte. Sivas'ın kuyruk altı dışında neredeyse çamur olmayan yeri yok. Aslan'ın ürkekliği gitmiş, hızlı adımlarla yürüyor. Sivas çimenlerde durunca aslan da durdu. Yerde dallar, yapraklar. Sivas döndü. Burnunu çimene yaklaştırdı. Aslan adımlıyor. Karşıda ağaçlar. Sivas iki ağaç arasında başını dal yığınına sokmuş.
Arkasına döndü. Ayaklarını kendine çekip ağaçların arasında uzandı. Aslan birkaç adım gerisinde durmuş onu izliyor. Sivas yalanıyor. Ağzını kocaman açarak esnedi. Aslan dizlerinin üzerine çömeldi. Sivas kaşları çatık aslana bakıyor. İleride ard arda toprak alan yeşillik alçak tepeler. Aslan başını çevirmiş sol tarafa bakıyor. Başını önüne çevirdi. Sivas'a bakarak sıkıca montuna sarındı. Sivas'ın başı çimende. Aslan ellerini montunun kahverengi ceplerine sokup kucağında birleştirdi. Başını omuzlarının arasına çekti. Sivas kaşlarının birini kaldırıp birini indiriyor. Aslan başını önce sola sonra önüne çevirdi. Başını önüne eğmiş iki eliyle montunun yakası ve fermuarı ile uğraşıyor. Yakasını uçlarından yukarı kaldırıp kulaklarını kapattı. Ellerini bir süre yakasında tutup sonra göğüs hizasında birleştirdi. Sivas'ın burnu yerdeki küçük bir dalın iki ucu arasında kalmış. Aslan'ın yanakları kızarmış. Bakışları Sivas'a sabit. Sivas, üşüdün mü oğlum? Yürüdü. Yerden ağaç dalını aldı. Yürüyor. İki eli arasında uzun dalın kalın dikenleri var. Hava kararmak üzere. Güneş kızıla dönüp tepelerin üzerine çekilmiş. Aslan durdu. Sivas'a doğru yürüyor. Dal karın hizasında. Sivas'ın sağında durup dalı aralıklı duran yarıdan kesilmiş iki ağacın üzerine yerleştirdi. Böylece Sivas'ın 3-4 daldan oluşan bir damı oldu. Sivas'ın sağında ağaç dibine çömeldi. Ellerini montunun iki yakasıyla birlikte burun hizasında birleştirmiş. Dizden kırdığı bacaklarını karnına çekmiş oturuyor. Ellerini nefesiyle ısıtmaya çalıştı. Ellerini dizlerinin üzerinde alt üst yaparak birbirine sürüyor. Sırtını ağaca yaslamış. Başını çevirmiş Sivas'a bakıyor. Ayakta, montunu omzundan aşağı indirerek çıkarıyor. Önce sol kol çıktı, sol eliyle de sağ kolunu çıkardı. Montu sağ elinde tuttu. Montun fermuar yerlerini sol eliyle birleştirerek eğildi. Ellerini damın altından geçirip montu açtı. Elinden çıkan sağ yakayı tekrar tutup montu Sivas'ın üzerine attı. Sivas üzerinde montla ayakta, başı önünde yalanıyor. Aslan alacakaranlıkta çalılara basarak yürüyor. Durdu. Sol eliyle bir çalıyı tutmuş karşısına bakıyor. Çalıyı bırakmadan soluna doğru bir adımlayıp bir duruyor. Üzerinde bir kazak, bir süveter. Gözü Sivas'ta, sırtını öne eğdi. Ellerini kucağında birleştirip yavaş yavaş çömeldi. Yakızın oğlum. Ha? Sivas. Yakızın mı? Sivas başını kaldırdı. Ön bacağını uzattı. Titriyor. Başı uzattığı sağ ön bacağının arkasında çimende. Aslanın montu bir araya toplanmış şekilde boynunda duruyor. Sesle başını kaldırdı. Sol tarafa bakıyor. Karanlıkta aslanın sağdan yüzü. Yüz bulanıklaştı. Uzakta bir ışık. Farlar cılız bir ağaca aydınlattı. Traktör çimlerin üzerinde başka bir ağaca doğru ilerliyor. Şahin abi! Aslan! Neredesin la? Buradayım! Işık tutulan yerden el sallıyor. Şahin abi! Ne oluyor oğlum orada? Ne? La gel ya! Lan ne oluyor? Gel bu tarafa! Sen köpek yaşamaz diyordun. Köpek yaşadı gördün mü? Nasıl ama? Köpek süper köpek. Hadi gel de alak la. Işık yüzünden uzaklaştı. Hadi gel hadi hadi. Hadi. Şahin ileride fenerle yolunu aydınlatarak dereye doğru indi. Ben sana demedim bu köpeğe sabahtan alak diye. Hadi gel. Şahin arkası dönük yürüyor. Aslan da az ilerisinde. Şahin sol elindeki fenerle yollarını aydınlatıyor. İleride Sivas'ın ağaçların altındaki mütevazı yuvası. Sivas başını kaldırdı. Fener kapatıldı. Karanlık. Sivas boynundan uzanan bir iple traktöre bağlanmış. Çamur batağın içinde yürüyor. Aslan! Oğlum var ya çok kral ithaldın ha. Vallahi 10 numara ithaldın aslan. Aslan'a bakıp gülümseyerek başını önüne çevirdi. Aslan montu yerine siyah bir ceket giymiş, sol omzunun üzerinden karşısına bakıyor. Gözünün yaşına da kurban olurum.
Aslan'ın yüzünde kabaca dolaştırıyoruz. Aslan eli öptü. Gülüyor. El yeniden yüzünde. Elini yüzünü tuttu. Gülümsüyor. Gözünün yaşına da kurban olurum. Aslan! Aslan! Kutunun da yaşına da kurban olurum. Aslan! Aslan! Babama gideceğim, geleceğim amına koyayım, geleceğim baba. Bak, bu it aslanın diyeceğim. Bu itin sikide aslanı, kokide aslanı, boku da aslanı la. Gözünüzün yaşına da kurban olurum. Aslan, aslan. Anne yok. Anne canım gideceğiz, bana yapacağım ben. Gelme. Gelme anne. Gelme. Dur. İstemem, git git. Git istemiyorum. Yürü bakayım. Anne git. Anne yürü bakayım. Git. Gel buraya. Anne yok. Anne git kendin. Git canım. Anne yok. Çıkar hele. Ha? Anne. Anne aslanı oturttu. Arkasından soluna geçti. Elini suya daldırdı. Leş gibi kokuyor, leş. Aslanın mısın benim? He. Sen erkek mi oldun? Evet. Anne atletli. Aslan gözlerini devirmiş, yüzünde tuhaf bir tebessüm. Annenin aslanın belden aşağısını yıkarken bol atletinden göğüsleri görünüyor. Hareket ettikçe göğüsler sallanıyor. Aslan bakışlarıyla takip ediyor annenin hareketlerini. Başından aşağı su boşalırken gülümsüyor. Ellerinin içini başından alnına sürdü. Dudaklarını germiş önüne bakıyor. Anne aslanın başına vurup saçlarını yıkamaya başladı. Biri stereoskop oyuncağın içindeki fotoğraflara bakıyor. Film karakterleri köpek Lassie ve sahibi küçük Matt. Matt, Lassie'nin sırtında kargayı beslerken. Lassie samanlara uzanmış. Stereoskop aslanda, net olmayan bir yerin üzerinde başını yastığa koymuş. Sol eliyle makinenin dürbününü gözünde tutuyor. Sağ eli makinenin küçük kolunda. Başı yastıkta sağ tarafa dönük. Parmaklarını kolun üzerinde oynattı. Ne oluyor şimdi burada masallı çocuklar? Artık prenses bayıldı, prens geldi. Prens niye gelir? Ayşe başla bakayım kızım. Bu bir prens dediler ve saygıyla onu selamladı. Genç adam gülümseyerek çok uzaklardan geliyorum dedi. Uzun süredir güzel bir prensesi arıyorum. Sonunda bana onun burada olduğunu söylediler. Aslan duvar dibine çömelmiş sağ eliyle toprağa eşeliyor. Yavaş yavaş vücudunu doğrulttu. Eli belinde. Başını eğip ayağını sürttü. Sol elinin parmakları dudağında. Parmaklarını elinin içine çekip indirdi. Ne arıyorsun lan aslan? Ne arıyorum, sen ne arıyorsun? Yine ayağını sürttü. Bakışları karşısına sabitlendi. Aslan ne arıyorsun orada? Hiç. Okula ne zaman gelecek? Gelirim elbet. Ayşe, ben köpek buldum. Ne köpeği? Sivas Kangalı. Ayşe yürüyor bir taraftan. Nereden buldun? Kepir'de şu Bozo'yla maçı vardı. Bozo onu haşet etti. Ne arıyorsun aslan? Ne arıyorum? Bozo onu haşet etti. Ondan sonra ben de öldü, sahibi de öldü zannetti. Onu attı. Ben de onların gitmesini bekledim. İtin yanına gittim. İt ölmemişti, aldım götürdüm. Nerede? Ahırda. Gel göstereyim mi? Yok. Aslan kuru bir ağaç dalının yanında kaşlarını çatmış Ayşe'nin gittiği yöne bakıyor. Hasan! Koşuyorduk, geri döndü. Tuğlanın üzerinden çantasını ve önlüğünü alıp sol tarafa koşmaya başladı. Hasan! Hasan abi bana köpek aldı lan! Ne köpeği lan? Sivas Kangalı. Bütün 3000 tane maç kazanmış. Siktir lan.
Aslan sırtını eğmiş duvardan aşağı sarkan hortumu bıçakla kesmeye çalışıyor. Ellerinin arasında bükülmüş bir parça. Başını eğip mavi parçaya baktı. Parçayı bırakıp bütünü tekrar tuttu. Sağ elindeki hortum ucuna bakıyor. Suratı asık elini indirdi. Parçayı uçlarından birleştirdi. Ayırdı, parçanın çamurunu sildi. Sivas tertemiz olmuş sağından çamura basarak geliyor. Kuyruğunu sırtına çevirmiş. Hortum mavisi solmuş demirleri paslı pencereden sarkmış. Sivas iyice aslana sokuldu. Aslan Sivas'ın boynuna ip bağlıyor. İpi uçlarından tutup gererek düğümü sağlamlaştırdı. Eliyle ipi çekiştirerek sıkılık kontrolü yaptı. Mavi hortum parçasını Sivas'a tasma yapmış. Aslan Sivas'ı tasmasından çekerek avluda tur atıyor. Çamur batakta tır lastiğinin çevresinde döndürüp duruyor Sivas'ı. Pencerenin solunda evin kapısı açık. İkili kapının az ilerisinde. Otur Sivas. Otur. Sivas'ın üzerine abanmış dirseklerini sırtına bastırarak oturtmaya çalışıyor. Otur. Otur Sivas. Hadi Sivas. Çık Sivas. Çok ol. Çok otur. 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 Ne arıyor? Bit gezdiriyor. Keçi sürüsü geniş çimlik alanda otluyor. Çoban da başlarında. Aslan Sivas'la birlikte sağ tarafa bakıyor. Sivas başını kaldırdı. Aslan da kaldırdı. Çok alın. Çalıların arasındaki lastiğin içinden çantasını çıkardı. Yere koyduğu çantanın fermuarını açtı. Sağ eliyle çantanın içinden önlüğünü çıkarıp yürüdü. Çanta sol elinde. Okulun dışında bahçe duvarının önünde. Önlüğü başının üzerinde tutarak önce sol kolu sonra sağ kolu giydi. Hasan uzaktan Aslan'a doğru baktı. Okul bahçesinden duvara doğru koşarak geliyor. Aslan Hasan'a bakarak önlüğünün yaka düğmesini ilikliyor. Aslan! Öğretmen dedi ki, yarın Aslan'ın gelmesini dedi, babasını çağıracağım dedi. Bir de yazılım varmış yani. Varsa var. Kaç yaşında? Sence? Ben bilmem. 2 yaşında. Sivas. Ayşe bakıyor, gelmiyor. Sevsem ısırırım mı? Sev. Ayşe okuldan çıkınca Aslan önüne döndü. İzleyicilere baktı. Sağ eliyle Sivas'ın sırtını baştan sona okşuyor. Pembe süveterli bir kız öğrenci eli çenesinde Sivas'ı izlemeye dalmış. Aslan karşısına baktı, sağına baktı. Güzelmiş. Hayranlıkla Sivas'a bakıyor. Çengiliyor. Ayşe görünüp kayboldu. Aslan! Aslan! Bir şeyin üzeri büyük mavi naylonla kapatılmış. Naylonun kenarları da toprak ve taşla çevrilmiş. Ayşe sol elini naylonun üzerine koyup sağ eliyle de botunu çıkarttı. Naylon tepeciye tırmanıyordu ki kaydı. Ellerinin içini de ayakları gibi adımlatarak tırmandı tepeciye. Nasıl andırdım seni? Ya seni gördüm ben. Nerede gördüm? Buradan hiç bile göremez. İçini gördüm ben sen. Nasıl itimi göreceksin? İtim daha aşağıda. Otursana Ayşe. Ayşe. Ayşe arkası dönük karşısına bakıyor. Bomboş araziler. Arkasına döndü. Kollarını sallayıp zıplayarak yürüyor. Ayşe, itim güzel mi? Güzel. Gözler aynı bana benziyordu. Hı. Böyle keskince gözleri var. Rengi de güzel. Rengi güzel bence. Evet, rengi de güzel. Ayşe'ye baktı. Oturmuş sol eliyle naylondaki minik deliği çekiştirip duruyor. Başı önünde, kaşları çatık. Ayşe bacaklarını önünde bağdaş yapmış oturuyor. Niye öyle bağıp durdu? Sen acıkınca beni mi özlüyor? Yok, onu sana kim söyledi? Hasan. Hasan'la gidiyor şeytanın üzeri. Ellerini kucağında birleştirmiş sağ tarafına bakıyor. Uzakta sürülmüş tarlaların ardında kiremit çatılı iki beyaz yapı. Başını önüne çevirdi. Ayşe, sen prenses olmaya kararını verdin mi? Sağ omzunun üzerinden Ayşe'ye bakıyor. Pantolonun belini çekiştirdi. Sağ kolunun dirseği sağ dizinde ellerini önünde yan yana getirdi. Ayşe ellerini kucağında birleştirmiş Aslan'a bakıyor. Ayşe'nin üzerinde şapkalı mavi bir mont ve el örgüsü kırmızı bir etek. Aslan montsuz kazağıyla. Sen Osman'ı mı seviyorsun?
Burnunun kenarını kaşıdı. Başı önünde sahilinin parmaklarıyla naylonu çekiştiriyor. Ayşe'nin bakışları aslandı. Ya da beni mi seviyor? Ayşe başını önüne eğdi. Aslan da başını eğdi. Sonra başını sola çevirip Ayşe'ye baktı. Osman diyor ki Sivas Safkangal değilmiş. O nereden biliyor köpeklerin cinsini? E niye boş durmuyorsun ki? Ben onu niye boş durayım ki? O beni korusun yeter. Sen çocuğumuz olsa onu boş durur mu? Ama o köpek... Olsun. Kopağın da canı yok mu? Ben de onu boğuştum. Ayşe sırt üstü yatıp ayaklarını uzattı. Elleri karnının üzerinde. Sağ ayağını sol ayağının tabanıyla birleştirmiş. Aslan sağ eliyle sol elinin bir tırnağıyla uğraştı. Ellerini naylonun biraz üzerinde tutuyor. Ayşe'ye baktı. Başını önüne çevirmiş, kaşları çatık karşısına bakıyor. Bakışlarını Ayşe'ye çevirdi. Sağına dönüp kolları açık şekilde sırt üstü uzandı. Vücudunu sağ omzunun üzerine yükledi. Ayşe'ye doğru döndürüyor. Kolları iki yana açık şekilde Ayşe'nin sağında uzanıyor. Ayşe doğruldu. Poposunun naylonun üzerinde sürüyerek tepecikten indi. Ayşe! Niye oraya gittin? İşte. Aslan başını sağ tarafına yatırmış. Nefes alıp verdikçe göbeği inip kalkıyor. Arkası dönük yüksek bir yerde durmuş okula bakıyor. Sivas da yanında. Öğrenciler okuldan çıkıp bahçe kapısına yöneliyor. Aslan! Biz de geliyor! Ömer var! Sıkıntı alacağım lan! Osman sırtında çantasıyla aslana bakarak bayır yoldan yukarı yürüdü. Ayşe bahçe kapısından çıkmış yürürken başını yukarı kaldırmış aslana bakıyor. İkilinin durduğu bayırın aşağısından Hasan geliyor. Ayşe aslana bakarak bir erkek öğrenciyle yürüyor. Hasan'la aslan koşuyor. Oğlum sen göreceğin var ya. Tozmanın anasını sikecek anasını. Ayakkabım çıktı oğlum, bekle lan. Lan. Bekle lan. Aslan. Kızlı erkekli öğrenciler sivil kıyafetleriyle çimlik bir tepedeler. Tepeye yaslanmış beton duvarlı bir evin damında Ayşe ve bir erkek öğrenci ayakta. Tepeye çocuklar doluştu. Osman çoban köpeği Bozo'nun tasmasına bağlı ipi elleri arasında tutmuş köpekle birlikte koşuyor. Aslan ve Hasan omuzlarının üzerinden sağ taraflarına bakıyorlar. Kiremit çatılı evler. Balyalı ot yığını Osman'ın gerisinde kaldı. Hazır mısınız lan? Bozo'nun ifadesi öfkeli. Getirin de oğlum, omuzuna kaldı lan, yemiyor. Yusuf, Yusuf, Yusuf ediyor lan. Aslan sıvası zor saplıyor. Çöz tasmayı. Aa çözüyorum, ben de çözüyorum. Sivas tasmasından yıkıldı. Bozo'nun ön ayağı Sivas'ın üzerinde. Şimdi Sivas'ın da aynı şekilde. Bozo'nun ön ayakları Sivas'ın boynunda. Sivas Bozo'yu boynundan yakalayıp yere serdi. Bozo kalkmak için çırpındı, beceremedi. Ayaklarıyla Sivas'ı üzerinden itmeye çalışıyor ama nafile. Osman iyice dövüşenlere sokuldu. Elini yere vurdu. Aslan dövüşenlerin biraz ilerisinde yerinde duramıyor. Eğiliyor, kalkıyor, adımlıyor. İzleyiciler tepenin üzerinde toplaşmış. Kimi ayakta duruyor, kimi oturuyor. Ayşe ayakta durdu. Öğrencinin biri şaşkın. Osman başı önünde yürüyor. Biri yeşil süveterli, biri kahverengi hırkalı iki erkek öğrenci gülümseyerek koşuyor. Yavaş yavaş, bir dakika yavaş, hiç sıkmayın. İkili Sivas'ı okşuyor. Yavaş yavaş, işte yavaş. Bozo çimlik düz alanda tek başına yürüyor. Osman ortalarda yok. İleride büyük sandık gibi bir şey beyaz naylonla örtülmüş. Naylonun üzerine de uzun bir odun konulmuş. Aslan mezarlıktan kuru bir ot parçası kopardı. Mezarın duvarları kerpiçten. Aslan sol tarafta, arkası dönük. Dudaklarının arasına bir sigara iliştirmiş. Başını kaldırıp karşısına baktı. Önüne eğdi. Sağ elindeki kibritli sigarasını yakıyor. Sigaradan yükselen gri ince dumanı daha yoğun bir duman takip etti. Sigarayı göz kapakları kapalı tekrar yakıyor. Kriket markalı kibrit kutusu sol elinde. Sigarayı dudağından çekti. Tekrar dudağına götürdü. Sivas ağzını açmış etrafına bakınıyor. Aslan Sivas'ın yanına gitti. Sivas sus, dur oğlum. İkili mezarlığın sol tarafında oturuyor. Aslan duvara yaslanmış, arkası dönük.
Sigarasının dumanı yükselip havaya karışıyor. Mezarlığın ayak ve baş tarafında başını omuzlarına çekmiş, insan şeklinde kerpiçten başlıklar var. İkilinin oturduğu tepeden okulun çatısı ve göndere çekilmiş Türk bayrağı. Baş tarafına ve sağ tarafına büyük renkli minderler konulmuş yerde Şahin uyuyor. Gözlerini açtı. Pencere kapandı. Aslan sırtında çantası, elinde önlüğü avluya geldi. Bunu kim zincirledi lan? Ne bileyim ben lan? Şahin oturduğu yerden kollarını pencerenin pervazına koymuş avluya bakıyor. Aslan sol tarafta yerde yatan Sivas'ın yanına geldi. Sivas poposunu yukarı dikerek kalktı. Aslan Sivas'ın sağ tarafında eğilmiş, boynundaki zinciri çıkarmaya çalışıyor. Çanta hala sırtında. Sivas damı çökmüş kerpiç evin duvarına bağlanmış. Duvarın boyası dökülmüş, bordo beyaz karışımı alacalı bir hal almış. Sivas zincirden kurtuldu. Avludan çıktı, arkası dönük yürüyor. Aslan zinciri köpek kulübesinin yanına bırakıp eve yürüdü. Zaten sen nereye gidiyorsun? Şahin pencerenin dibinde oturmuş avluya doğru bakıyor. Başını yavaşça çevirip arkasına baktı. Şahin nerede? İçeride mi, nerede? Ben ona demedim mi 100 kere beni kurtarma karışmasın diye? Heh. Eve girmemiş, avlunun içinde sağ sola öfkeyle koşturuyor. Şahin tekrar başını çevirdi. Şahin! Panikle sağ elini pencere kenarından çekti. Evin içinde yürüyor. Bir odanın eşiğinde sağ tarafa eğildi. Oradan eline bir şey alıp odaya girdi. Sağ tarafa yürüyor, arkası dönük. Şşş! Kapağı niye zincirledin lan? Ne? Kapağı niye zincirledin? Ne diyorsun lan sen? Kapağı niye zincirledin diyor. Bırak da yatayım aslan ya. Uyuyor, numarası yapıyor. Ne bakıyorsun oğlum? Aslan Şahin'i tokatladı. Şahin önünde aslanın başını itip aslanı yere düşürdü. Şahin sedirde uzanıyor. Aslan toparlanıp kalktı. Aslan hızlıca yürüdü. Sobanın yanından ütüyor Şahin'e yöneldi. Ütüyü Şahin'e vuruyor. Şahin elleriyle engel olmaya çalışıyor. Telefonu kırdın lan, mal değil ha. Kırarım lan, ağzına sıçtın. Lan doğru konuş, seni sikerim ha. Ben abi. Şahin pencereden avluya bakıyor. Aslan ellerinin karşısında boş bir elin toprak damına çıkmış soyunuyor. Lan ne yapıyorsun, soyunma lan. Kazağını avluya attı. Ayıp ayıp. Ayıp ses. Lan aslan bunları da satsın oğlum. Tişörtünü de attı. Şahin pencereden bakıp sedirde önüne döndü. Ayağa kalktı, hızlı adımlarla yürüyor. Lan güverim lan. Lan güverim yine Şahin. Lan kafayı mı yedin oğlum? Aslan. Eğilip otlarının arasından bir taş alıp Şahin'e fırlattı. Aferin bak suratına ha. Bana bak. Rezilet gibi beni millete bak. Rezilet. Neredeyse benim. Ya oğlum dur lan. Bize bakıyor. Şahin ayakkabıdan aldığı ayakkabıyı aslana fırlattı. Siktir git aman. Aslan da Şahin'e taş atarak karşılık verdi. Duymuyor mu lan? Babası oğlum aşağıdan elindeki kısa dalı dama vuruyor. Yarı beline kadar çıplak aslanın, iki elinde de taş. İç seni itin mi lan? Bulmadın mı lan itin? Kim itin? Ya dur lan! Kim itin lan? İç seni itin mi oğlum? Kim itin? Allah Allah! Siktir git! Ne diyeceksin? Siktir git diyorsun. Köpeği alacaksan... Siktir git! Ya oğlum! Gitme! Lan seni sikerim suratına. Siktir! Aman ah oğlumun ibnesine bak. Hadi et lan hadi. Buraya gelir. Hadi et. Hadi. Hadi lan! Amına kodum. Ne diyorsun sen? Aslan in aşağı, in aşağı. İnmiyorum lan. İner. İnmiyorum. Bağırma. Allah Allah. Bağırma lan. Çabuk ona aç, içeri git. Çabuk diyorum sana. Çabuk lan. Çabuk oğlum. Kafayı yedi. Vallahi kafayı yedi bu it. Çabuk. Siktir git lan. Gel lan içeri. Aslan. Lan. Aslan. Aslan. Bana bak. Bir şey istiyor ne? Aslan. Ne istiyor ne? Aslan. Şşş. Herkes bize bakıyor. Aslan pantolonunu çıkarıyor. İn aşağı. Ayıp ayıp. İn aşağı. Ne yapıyorsun lan sen? Kafayı mı yedin lan? Gel. He? Onun umutlarına kilit sattı. Umutlarını da sikeceğim. Bağırma lan, bağırma. O sadece Sivaslılar gelsin de alsın kutları yiyorsa. Hadi gelsin. Gelsin. Al bunu nerede sattı? Pantolonu Şahin'in suratına attı. Aslan'ın üzerinde sadece beyaz kilot. Aslan Şahin'i yine taşladı. Şahin öfkeyle eve girdi. Şahin kapıyı kapattı. Anne sikeyim ya aşağı. Köpek. Aç köpek seni. Kafası kelleşmiş adam başı önünde sırıtıyor. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde, sana da koşmam isterim, devran yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, resmin var şu an
rahimli. Sana da koşmak tamam, isterim. Derman yok dizde. Geç hizaya geç. Bende. Geç hizaya. Kaldır kaldır kolu. Binmiş nizandır bugün. Bu hizanı. Bu köyler, hizanı. Kasabalar, köyler, şehirler. Bir, iki, hepinize üç. Kutlu ol. Hepinize kutlu olsun. Atamızdan aa, kalan. Üç at kurumuş otların olduğu bir tepede arkaları dönük yürüyor. Kiremit renkli olan daha aşağıdan önden gidiyor. Koyu kahverengi parlak tüyleri olan iki at tepenin daha yukarısına çıkıyor. Sol tarafta ileride eğimli yemyeşil toprak alanlar. Gökyüzüne bulutlar karışmış. Bir su birikintisinin içinde beyaz bir naylon iri taşlarla sarmaş dolaş olmuş. Aslan su birikintisinin kenarında bataklığın içinde yürümeye çalışıyor. Sol elinin içiyle duvardan destek alarak yürüyor. Duvarın köşesinde yüzü dönük durmuş muzip bir ifadede karşısına bakıyor. Az ilerisinde Sivas kesme taş duvarın yanından aslanla arkası dönük yürüyor. Boynuna küçük topları olan bir tasma takılmış. Duvarın köşesinden döndü. Aslan iki duvarın arasından yukarı çıkmaya çalışıyor. Emekleyerek çıktı. Duvarın üstünde yürüyor. Pantolon paçaları, çorapları çamur içinde. Sadece kesme taş duvar. Duvarın üstünde dizlerinin üzerine çömelmiş sol tarafa bakıyor. Omuzlarını dikleştirdi. Sivas çimlik alanda açık kahve tonlarında kürkü olan bir köpekle birlikte. Aslan sağ omuzunun üzerinden kaşları çatık bakıyor. Başını sol tarafına çevirdi. Önüne çevirdi. Pembe renk sivet ya da tişörtün uçları kazağının altından dışarı çıkmış. Aslanın durduğu duvarın karşısında yüksekçe bir duvar daha var. Ben güveniyorum Şahin'e. Nerede yapacağım? Yapamadım. Gözü kapalı yapıyorum. Yapamazsın. Yap la yap. Yapamazsan gözünü kapat. Yapamazsın. İsmet abi sen her işini gözü kapalı mı yapıyorsun? Lan nerede yapacağım? Ya? Şahin yalnız mendil bağlarım gözüne bak. Şahin bir sehpanın önünde dizlerinin üstünde durmuş belli bir şey yapıyor. Yapamadın ki kafanı yapacaksın. Ya deneme kurt yeme diye yapla bir daha. Git yapıp durma. Şarjör ne kontrol et. Şimdi benim ben vururum. Karşıdaki adam vururum. Şeytan metan bulduğunu milleti vurup da aksın. İşte bahara kur. Şeytan metan bulduğunu gibi. Yapacak olan adam gelsin orada yapsın oğlum. Ya bu lan Mutlu sen de Şahin ikne bile gayet biliyorsun ya vallahi. Kapalı yapıyor. Bu kez de 15 sene yapacağım. Hadi yap baba. Hadi bakayım. Gözüm kapalı yapamaz. Dur. Hadi bak. Ha tamam yap. Başla. Hemen görüyorsun. Yapamaz. Gözün altında. Aa, açık yapamadı ki kapalı. Hayır be sus ya. Tamam yok. Yok. Hayır yapıyordun ya gözü kapalı. Ey yavrum tanrı ahi. Bir odada çay içip eğleniyor. Şahin sehpadan şarjörü alıp sol elindeki silahı taktı. 65 saniye oldu. Ne 65 saniyesi? Biz saat oldu. Son elinde sehpanın üzerinde gezdirdi. Silahı sehpaya bıraktı. Ne oldu muhtar? Ne oldu? Hadi. Çalışmıyorum ben. Bir de adamım olma. Aslan bir köşeden eğlenmeye izliyor. Bir de adamım olma. 35 saniye. Şahin sehpanın dizlerini üzerine koyuyor. Aslanın bakışları boşlukta. Bizim itibariyle ne olacak? Yara lan. Bir şey olmaz ufaklık. Sağ ol. Ya tüm yara. Ben güzelce onu ilaçladım, ne yaptım, bezledim, sardım. Ne yarası? Bir şey yok. Sen görmedin mi? Yok bir şey. O sağ bacağının o şey, incinin ona var ya. Bayağı bir yara var. Ha. Şöyle bir yara var. Yara yok ki göreyim. Kedamını görmüş de yara bellemiş Muharrem ya. Ondan bir şey olmaz. Oğlum ben deyim de sonradan bana mana bulmayın. Onu derim kardeş. Kala Yasin gidek bizim işimiz var. İt yükle kalk. Ben yüklerim. Hoca eti nasıl sen yükleyeceksin? Kalk gidek lan kalk. Bizde bir tek yükle kalk işimiz var. Gidiyoruz mu? He gidiyor. Hadi beyler. Kalkalım mı biz de? Gel bakalım. Kafası kerleşmiş adam muhtar dış kapıda misafirleri uğurluyor. Yalandan kim dönmüş adam? Evin karşısında bir çam ağacının dalları. Tahta kapılı tuvaletin içinde ayakta arkası dönük bir adam. Adam Aslan'ın babasıymış. İçeriden tuvaletin ışığını kapattı. Yarım aralık kapıyı omzuyla iterek tuvaletten çıktı. Bir yere sapmadan yürüyor. Omzunun üzerinden sağ tarafına bakınırken yalpaladı. Sağ tarafında kerpiç bir evin yanından station bir araç ilerliyor. Gece vakti aracın farları toprak yolu aydınlattı. Sağ ol iyi. Baba yoluna devam. Aslan'ın babası Cemal aracın uzağında. Başını çevirmiş sol omzunun üzerinden araca doğru bakıyor. Konuştuğu genç adam bir köpeği ipinden tutmuş aracın bagajından çıkarmaya çalışıyor.
Hay ne oluyor? Ne oluyor? Sivas'ın ipi Aslan'ın sahilinde Cemal'e doğru geliyorlar. Damı çalılarla kapatılmış tuvaletin önünden geçtiler. Araç kerpiç evin önünden ayrıldı. Cemal Aslan'a bakıyor. Aslan onu görmemiş gibi sola dönüp evlerinin avlusuna yürüdü. Cemal de soluna dönmüş avlunun girişinde duruyor. Aslan kulübenin bir iki adım ilerisinde Sivas'ın solunda durmuş tasmaya bağlı ipi çıkarıyor. Ayağında beyaz spor ayakkabılar. Traktör tekerleğinin içine konulmuş leğen Sivas'ın arkasında yerde. Aslan ipin Sivas'ın ayağının altında kalan kısmını da çekip ipi kulübenin orada bir yere bıraktığı döndü yürüyor. Evin mavi kapısını içeri doğru itip eşikten indi. Evin içi karanlık. Cemal kıpırdamadan duruyor. Evin ışığı açıldı. Aslan içeride dolanıyor. Yere doğru eğilmiş bir şeylerle uğraşıyor. Ayakkabılar hala ayağında. Cemal ağır adımlarla eve doğru yürüyor. Ellerini ceketinin arkasında birleştirmiş. Durdu, Aslan'a baktı. Aslan saplı bir kovayı kulübenin önüne bıraktı. Arkasına döndü, yürüyor. Oyun öğretmenin geldi gitti. Duyuyor mu beni? Cemal başı önünde kapının sağ tarafına yürüyor. Durdu, sırtını biraz eğdi. Sivas kapının sağında duvar dibinde yatıyor. Cemal arkasında küçük adımlarla ona sokuluyor. Aslan eşikte durmuş Cemal'e bakıyor. Cemal Sivas'ın sağından yürüdükçe Aslan da evin içinde geri geri gidiyor. Cemal hızlı adımlarla yürüyor. Merdivenden çıkıyor. Sağ eliyle evin birinci katının kapısını açıp eşikten içeri girdi. Aslan Cemal'in eve girmesiyle elinde küçük bir çantayla Sivas'ın yanına geldi. Duvarın dibinde dizlerini kırıp çömeldi. Sol eliyle çantayı tutup sağ eliyle çantanın fermuarını açıyor. Çantadan küçük bir poşet çıkardı. Poşetin içindeki pet ya da cam şişenin kapağını açtı. Kapağı yere koydu. Koltuk altında sakladığı süngeri çıkarttı. Sünger sol elinde. Sağ elindeki şişenin içine süngere boşalttı. Şişeyi kenara bıraktı. Süngeri iki elinin arasına alıp sırtı öne eğik kalktı. Ayakkabısını tabanı çantaya değiyor. Sivas'ın önünde dizden kırdığı bacaklarını iki yana açarak çömeldi. Süngeri Sivas'ın sırtına sürüyor. Aslan üzerinde önlüğü başını çevirmiş sol omzunun üzerinden arkasına bakıyor. Paslı bir duvara yaslanmış. La aslan! Kahtacık da sen yardım et la bize! Allah Allah! Cık. Oturmuşsun oraya! Siktir git lan! Ben amele miyim? Biz mi ameleyik la? Ameleyik amelim ne ki? Akşam saatlerinde Yasin, Muharrem ve 30'larında bir adam ayakta sohbet ediyorlar. Üçünün de elleri pantolon ceplerinde. Sol taraflarında gri üçgen desenli duvarları olan evin sundurmasının ışığı yanıyor. Kapının sağında ve solunda beyaz çerçeveli birer pencere. Muhtar gelince Yasinler hareketlendi. Yasin'in aracına yürüyorlar. Muhtar sigara içerek arkalarından geliyor. Aracın kapısını açıp şoför koltuğuna oturdu. Yasinler arka koltukta. Yüzü seçilemeyen bir erkek çocuk arabanın bagajında oturuyor. Sivas da bagajda. Muhtarın kullandığı 66 UH-753 plakalı araç sola döndü. Dar bir yolda ilerliyor. Sikim ya. Şerefsizim derlerdi git sahibi için dönüştür derlerdi inanmazdım lan. Gözümle gördüm ya bu gobele uytuyu dönüştürürken. Anam var ya şerefsizim resmen bu aslan için dönüştü ya lan. O bir şampiyon lan. Dövüşecek gibi duruyor. Yarın amına koyacak var ya Türkiye şampiyonu olacak amına. Tabii Türkiye yarın yorulacak. Gitti aşet edecek aşet aşet. Salla salla yavrum salla diyor yani biliyor musun aslan? Nasıl yapıyorlar ayı? Salla yavrum salla salla. Salla salla. Hadi Sivas. Kötü ağzına salla salla. Salla yavrum salla. Salla. Çok çok. Salla! Orak şağırak şimdi de biliyorum. Salla yavrum, salla! Orada demedi kemer seki de bunu. Sivas zor yıktı.
Ama burada diyecek Allah'ın izniyle değil mi aslan? Evet, burada diyecek. Demezse burada da işimiz var. Ha, var ama. Hacı sana da şunu diyeyim yani. Kimsenin gözüne bakmayacak. Sadece aslan Sivas'a uğraşacak. Gitti ya. Sivas'ın yanında olsun tamam. Orada mı ya? Ya kolay dövüş yok zaten. Çağır lan jandarma. Çağırma bana. Hayırdır muhtar? Bir şey varsa. Muharrem ve aslan başlarını sola çevirdi. İyi akşamlar komutan. Ben küçük nefes koyayım muhtarıyım. Ha muhtar. Ver bakayım. Ben de vereyim de. Arkadaşlar. Jandarma fenerini çıkardı. Fener ışığıyla kimlikleri kontrol ediyor. Sen in aşağı. Muhtar Şahin'e baktı. Şahin kapısını açıyor. Başını eğerek iniyor. Biz Ankara'ya gidiyoruz. Karacahmet köyünde bizim dümürlerimiz var. Oraya da kurt girmiş davarlarına. Bu arkadaki de iyi bir çoban köpeği. Ben de o iti onlara götürüyorum. El yüzünü geçsin. Çoban köpeği komutan. Fini o değil. Nereye gittin? Kıyabatıya bak. Kıyabatıya bak. Ne oluyor muhtar? Sizler de inin aşağı. İnin aşağı. İnin aşağı. Dön arabaya doğru. Kaç açı değilim, kaç açı değilim. Dön, dön. Geç, arabayalarını koy. Bir şey mi var yani? Panik yapma geç. La şu Yerköy kaymakam numarasını verirsen mi abi? Bu ne lan? Aramasını yapmıyorsun. Ya Gören'i yapıyorsun da bir şey böyle mi olur? Soru soruyorum sen. Ya soru soruyorsun da ben sana bir şey demiyorum ki. Bak biz geliyoruz çoluk çocuk. İtimiz, atımız, eşyamız her şey olabilir ya. Geçtik yolumuza gidiyoruz, durduruyorum. Nereye gidiyorum, nereden geliyorum? La 66 plaka nereden gelip nereye gideceğim ben? Ben kar olduğun halde soruma düzgün cevap vermiyorsun. Ya insan bir der ki arkadaş yani hayırlı yolculuklar bilmem ne ya enin aşağı bilmem ne ya. Yerköy Ankara ya. Ben sana düzgün sordum. Neyse tamam komutanım ne işlem gerekiyordu biz geciktik. Bizi bekliyorum. Bilelim mi? Bin araba. Muhtar araca binip koltuğuna oturdu. Ya binsen gelir. Muhtarın dudağının sağ kenarında ucu yakılmış bir sigara. İki eliyle direksiyonu tutuyor. Sigara da sağ elinde. Sağ tarafına baktı. Şahin araca bindi. Aslan başını çevirmiş Şahin'e doğru bakıyor. Bakışlarını Şahin'in tarafından çekip sağ tarafa kaydırdı. Yavşarlara bak. Ne oldu? Bir şey mi var? Ne oldu? La hemi de it dövüş ne gidiyor lan amına koyayım. Hemi de o arkadaki bir it dövüş lan amına. Hemi de dövüşen köpek. Var mı lan diyecek. Ne ördünüz lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Allah Allah. O bir şampiyon lan. Yarın da dövüş var, dövüşecek lan amına koyayım. Yarın da birinin olacağı Allah'ın izniyle. Nereye gidiyoruz? Nereden geliyoruz? Ne yapıyoruz? Cehennemin dibine gidiyoruz. Alacak mı aslan? Alacak mı? Alacak mı aslan? Alacak mı? Alacak mı? O zaman ne yapalım? Salla yavrum, salla! Salla! Muhtarın önünde yol boyu araçlar. Muhtar önündeki GH plakalı Mazda'yı solladı. Başını arkaya çevirdi. Önüne çevirdi. Nereden geldiği belli olmayan kırmızı bir ışık aslanın yüzüne vuruyor. Mahşer vurulmuş şerefsiz. Allah. Bir adam yanındaki köpekle geliyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Üstümüze çıkacak lan. Aslan bagajın içinde sağ tarafa oturmuş. Sol omzunun üzerinden dışarıya bakıyor. Muharrem karşısına bakıp dudaklarını oynattı. Hayırdır. Yol kenarına araçlar park edilmiş. Şahin tepesindeki tutacaktan elini çekip yol kenarındaki bıyıklı adama baktı. Ne oluyor lan? Aslan gözlerini kocaman açmış kirli bagaj camından dışarıya bakıyor. Başını bir sağa bir sola döndürüyor. Sağ tarafa bakıyor. İleride bir ateş yakılmış. Aracın karşısı bulanık.
Muhtar beyaz bir aracın biraz gerisinden ilerliyor. Sağa park edilmiş araç. Yolun solunda bir toprak yığını. Yolun solundaki ateşin etrafında üç erkek. Toprak yığını aracın gerisinde kaldı. Muharrem arkasına baktı. Aracın içi bulanık. Aslan sağına, aracın gerisinde kalanlara bakıyor. Başını soluna çevirdi. Sırtını yasladığı çamurlu camdan dışarıya bakıyor. Beş erkek yol kenarında çişlerini yapıyor. Kırık otak ayağını ilerliyor araç. Beyaz bir fiyat ünlüğüne araç geçti. Sağda ZG pilotları bir araç. Her yerde farklı bir siyah renkli bir adam önünde zincirle yürüyor. Mavi kaskalı köpek öfkeli arkasından bakıyor. Piknik tadında çaydanlık. Ateşin etrafı kalabalıklar. Siyah renkli adam beyaz bir köpekle kalabalığa doğru yürüyor. ND plakalı araca bağlı bir köpek ipinden kurtulmak için debeleniyor. Çalılar atılmış ateşe. Birkaç kişi iyice sokulmuş ısınıyor. İki kişi toprak yığınından sola döndü. Beyaz montlu bir adam ve montunun şapkasını başına geçirmiş bir erkek çocuk kalabalığın yanına geldi. 30 kadar erkek ateşin etrafında çember oluşturmuşlar. Ateşe fazla yaklaşmadan ellerinin içinde sıcaklığa doğru tutup ısıtıyorlar. Sivas bagajın içinde arkası dönük. Gri ceketli biri bagajın önünde sırtını eğmiş. Ne yaptığı belli değil. Aslan sol tarafında. Sivas'ı bagajdan indirdiler. Yüzünde büyük tırnak izleri var. Arkasında yüzü seçilemeyen deri ceketli biri tasmasına bağlı ipi tutuyor. Aslan sol tarafında durmuş ipin ucunu tutuyor. Sivas kuyruğunu yukarı tutmuş sallıyor. Boynuna gri bir kemer kasma takılmış. Mavi kasmalı köpeği sahibi ipinden çekerek yatıştırmaya çalışıyor. Adam ipi iki eliyle sıkıca tutmuş. Gri bereli bir adam yanmamış çalıları eliyle ateşin içine itiyor. Bir grup sol tarafa yürüyor. Maşallah ya. Nasıl? Güzelmiş it. Erkencisiniz siz de. Gel. Sen Kayseri'de var mıydın? Kayseri'de. Vardım. Sakalların yoktu herhalde o zaman. Yoktu, doğru. Değil mi? He, tamam, hatırladım. Dur bakayım. Hatırladım ben. He, tanıdım. Ne yapıyorsun, ne oluyor? Ben de seni. Abi ne istiyorsunuz? Siz buna? Ne, araba mı? Ya, ya. Araba değil de yani. Bite ya, bayağı değil abi, hayvan işte. Gayet bir komik bir şey mi konuştuk? Bize komik geldi ya. Yok abi. Yok. Şimdi neyine geldiniz bile? Şu beyaz bizim ya, araba. He. İyi, onu bırakın gidin o zaman. Ne diyeyim yani, ben öyle bir bizim sattık mattık değil yani. Sattık değil. He. Eğer öyle alayım diyorsan dedim işte, arabanı bırak git. Şey. Sen bir şey söyle o zaman. Tamam işte, ver arabayı. Hayır, bırak şimdi şakayı da. Söyle bir şey. Şaka değil, ben ciddiyim ya. Geldiniz, selam ya. Verdiniz, selamınızı aldık, hoş geldiniz. Biraz sonra dönüşte görüşürüz. Bizim sattıklığımız yok. Tamam. Abi şöyle yapalım. Kardeşim senin adın neydi? Şahin. Şahin, sen bana telefonunu ver. 500-0547. Evet. 543. Numaranı bilmiyor musun? Yo, biliyorum. Ben numarayı yap. 500. Yo, dahi biliyorum. Yok, söyle, 0547, 543. 57-66. 66. Şahin. Şahin. Ben numaramı da yazsın. Tamam, yazayım abi. Sivas Şahin diye yazsın. Tamam, hatırlarım ben şey. Gerek yok. Söyle abi. 506-86-34-15. Bir dakika. Kaç? 506-306-34-15. 806-34-15. 15. Aslan başını kaldırdı. Sen kamına koyayım, siz kimin itini satıyorsunuz da? Aslan, la oğlum şikayetlendiriyor ki itin değeri artsın, inekleri para etsin lan. Politika aslan ya, politika. Bak satmıyor. Nasılsın bakışı? Satmıyor. Ne avalı dokuzda? Şimdi satmıyor. Değeri arttı aslan parçam, bir eni 2000 lira şimdi. Sen HDM'den nereye satacak iti? He? İt senin değil mi? Gündüz vakti. Toprak alanında bir grup erkek. Sol taraflarında tasmaların zincire bağlı iki beyaz köpek. Öfkeliler. Yerlerinde duruyorlar.
Sivas'a kenarlarında mavi ve beyaz boncuklar olan ortasında büyük harflerle Sivas yazan akıllı bir tasma takılmış. Şahin arkası dönük sahili siyah pantolonun cebinde tasmasına kırmızı püsküller takılmış köpeğe bakıyor. Beyaz hırkalı bir adam elimdeki kağıdı yanındaki fotoğraf makineli adama gösteriyor. Kalabalık arkaları dönük küçük taşlarla iç içe geçmiş toprak yığınlarının üzerine çıkıyor. Muhtar ve Aslan Sivas'ın ipini birlikte tutmuş arenaya ilerliyorlar. İleride insanlar yan yana dizilmiş. İpin ucunu da arkada eli sarkılı Yasin tutmuş. Fotoğraf çektirmek için bir araya gelen erkekler. Aslan kaşları çatık Sivas'ın tasmasını tutuyor. Sıkı dur, sıkı dur. Köpekler diş atarsa ayırırız, mağlup sayılır. Dişlerini açar, gösterirse, sırtlarsa yine mağluptur. Yaralanma olursa ayırırım. Fazla kan çıkarsa ayırırım. Dinliyor musunuz arkadaşlar? Köpeklerden bir tanesi acı duyar, ses verirse, sesi çıkarsa ya da daha fazla ağlarsa yine maç biter. Ayır dediğim zaman ayırırız. Köpeklerden bir tanesi köpeği bırakır, kaçarsa kaybeder. Ya da köpeklerden bir tanesi durur durur, yavaş yavaş yürür giderse yine kaybeder. Şimdi şu köpek şuradan geldi, şöyle döndü, şuraya geldi. Bu arkasına giderse tamam kayıp. Bamba arkasına gitmiyor, bundan önü buraya dönüp. Çocuk doğumunda dinleniyor. Tamam usta, bak şimdi. Nasıl köpek, olacak? Bak köpek ona cevap vermiyorsa o kayıp zaten. Köpek cevap verecek öbürküsüne. Allah yani Allah. Maçı bıraktıysa zaten o zaman. Sen dediğin haklısın o zaman. Anladın mı? Muharrem süt döktüğü süngeri Sivas'ın vücuduna sürüyor. Ayaklarına doğru yap. Döşüne doğru. Kutu fotoğraf makineli adamın elinde. İzleyicilerin önüne güvenlik şeridi çekilmiş. Getirin köpeklerinizi. Püsküllü köpek arenada. İyi olan kazansın arkadaşlar. İyi olanı göreceğiz şimdi. Getir kardeşim. Sivas'ı götürdüler. Aslan da yürüdü. Püsküllü koşarak Sivas'ın üzerine attı. Tek vücut dönüyordu. Yasin dövüşenlere doğru yaklaştı. Aslan biraz geriden izliyor dövüşü. Sivas ön ayaklarını Püsküllü'nün boynuna dolamış. Ayaklara Püsküllü başından yakalamış. Aslanın kaşları çatır. Dövüşenlerin etrafını sahipleri sarmış. Püsküllü'nün sahibinin boyun damarları gerilmiş. Aslan öfkeyle yürüyor. Biri omzundan geriye çekti. Telefonla dövüşenleri çekti. Dövüşenler tutuldu. Sivas boynu bıraktı. İzleyiciler yakına gelmiş. Püsküllü Sivas'ın altından kurtulmaya çalışıyor. Aslan öndeşine geri yürüdü. Dövüşenlerin etrafı kalabalık. Arenada dolaşanlar, fotoğraf çekenler, güvenlik şeridinin arkasında elleri çekilerini gülerek dövüşü izleyenler. Kimi toprak yığınlarının üzerine çıkmış oradan izliyor. Bir adam kollarını ileri geri oynatarak izleyicileri uzaklaştırmaya çalışıyor. Muharrem telaşla yürüyüp karşısına baktı. Sivas Püsküllü'nün altında hareket edemiyordu. Püsküllü'nün sahibi hareketlendi. Püsküllü'nün sahibi ümitsiz bir ifadeyle izliyor dövüşenleri. Biri telefonuyla fotoğraf çekiyor. Aslan dişlerini sıktı. İllerini yüzüne götürdü. Püsküllü Sivas'ı zorluyor. Aslan kaygıyla izlerken yanındaki adamı itiyor. Bir grup dövüşenlerin etrafına toplandı. Sivas Püsküllü'yü boynunun sağ tarafından yakalamış. Bir grup panikle koşup sonra geri döndü. Muhtar ve birkaç adam sesle birlikte köpekleri doğru eğilip baktı. Ne olduğu anlaşılmıyor. Hakem kolunu havaya kaldırdı, dövüş bitti. Aslan kalabalığın arkasından yürüdü. Muhtar ve diğerleri Sivas'ı her yandan tutmuş, arenadan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Aslan gülerek peşlerinden gidiyor. Muhtar aslanı kucağına alıp havaya kaldırdı. Sivas'ın boynu kanlı. Aslan Muhtar'ın kucağında Sivas'ın tasmasını sallıyor. Biri Sivas'ın kulaklarını tutarken Yasin de tasmasını takıyor. Amına kodu temeli, amına kodu. Haşat etti bu, hala haşat etti. Elinden kalkamadı amına. Anam itin ayağını. Bitin ayağını.
Püskülünün sahibi dizlerinin üzerine çömelmiş, elini köpeğin yaralı sağ ön bacağına sürüyor. Sivas boynu, vücudu kan içinde yerde yatıyor. Başında Muharrem ve Yasin. Aslan bir iki adımlık mesafeden Sivas'a bakıyor. Şahin sağında ellerini ince montunun ceplerine koymuş. Aslan başı önünde izlemekten başka hiçbir şey yapmıyor. Püskülünün sahibi sağ eliyle Sivas'ın dilini dışarı çıkardı. Etrafına insanlar toplaşmış. Aslan yere çömelmiş donuk bir ifadeyle Sivas'a bakıyor. Şu an yarım saat aşağı. Kumral bir adam Broadway aracın şoför koltuğuna oturdu. İzleyiciler yavaş yavaş dağılıyor. Beyaz bir araç hareket halinde. İleride beyaz minibüsün yanında sarı bir çadır. Yasinler el birliğiyle Sivas'ı aracın bagajına yerleştirdi. Sol taraflarında sarı bir tırın içinden bir adam onları izliyor. Şahin bagajın yukarı kaldırılmış kapağını sol eliyle indirdi. Mavi pantolonlu bir adam sol elinde tuttuğu poşetle yanlarına geldi. Muhtar adamla tokalaşıp yanaklarından öptü. Elindeki poşeti aldı. Adamla tokalaştı, arkasını döndü, aracına doğru ilerliyor. Şahin'in sırtına dokundu. Şahin arkasından baktı. Aracın arkasında kasalı beyaz Mitsubishi geri geri gidiyor. Muhtar koltuğuna oturmuş. Şahin yine muhtarın yanına oturdu. Muharrem, Yasin ve 30 yaşlarındaki adam arkaya. Toprak yığınlarıyla çevrili yolda lastik izleri. Uzakta küçük tepelerin üzerinde farklı renkte köpekler yürüyor. Sol tarafta çimlik bir alan. Düz mü tepelik mi belli değil. Etrafta tek bir ağaç bile yok. Aslan park edilmiş aracın bagajında sol tarafta oturuyor. Kaşları çatık, gözlerini devirmiş karşısına bakıyor. Bakışları boşluğa kaydı. Tekrar karşısına baktı. Çenesi üzerindeki yeşil fermuarlı sivetin sağ yakasına değiyor. Fermuarlı sivetin içine pembe bisiklet yaka bir tişört ya da sivet giymiş. Dudakları kurumuş Aslan'ın. Sivas dışarıda yatıyor. Aslan poposunu sürüyerek zar zor bagajdan indi. Sivas'ın ipinin üzerinden ayaklarını ard arda geçirdi. Sivas başını kaldırdı, Aslan'a bakıyor. Aslan da yanında ona bakıyor. Muharrem ve muhtar duvarları turuncu, terası camla çevrili, dinlenme tesisi gibi bir yerden çıkmış, yolun karşısından geliyorlar. Yapının etrafı beyaz direklere bağlı tel örgülerle çevrilmiş. Şahinler de yapının bahçesinden yola çıktılar, geliyorlar. Herkes hareket halindeki araçta. Lavanta açık, lavantalı var orada. He? Lavantaysa. Şahin spreyi Yasin'e verdi. Spreyi ön tarafa uzatıp Şahin'e geri verdi. Kokuyor dayı, kokuyor. Şahin o bağırtı neydi la? Yeter abi. Şahin. Hı? Hep o bağırtı neydi, o ses nereden geliyor? Valla? Yalanız. Şahin'in sesi geliyordu ha, karnın sesi gelmiyordu. Karnı bağırıyordu ama. O zaman karı Şahin'i mi attırıyordu o zaman? Eşek sıkmaya benzemiyormuş değil mi? Aslan sen ne yapıyorsun lan, sesin çıkmıyor. Dinliyor musun yoksa? Aslan uyumuş herhalde. Aslan bagajın sağında oturuyor. Sırtını cama yaslamış. Başını eğmiş önüne bakıyor. Muharrem koltukta yan oturmuş, sağ kolunu koltuktan bagaja sarkıtmış. Muharrem başını çevirmiş bagajın sağına doğru bakıyor. Ben bir daha itimi boğuşturmayacağım. Ne lan? Aslan başını çevirmiş sol omzunun üzerinden muhtara bakıyor. Bu niye lan? İşte. Niye işte lan? İşte ne lan aslan? O bir it lan. Bu mu işte aslanım? O bir fino mu lan? O bir zar mı oğlum? Kapının önünde dursun, cücükleri mi kovalasın lan? Daha yeni şampiyon olduk geldik oğlum. İt senin, sen benim yine de. O bomuş idi oğlum. Aslan başını sağ tarafına çevirmiş. Herkes yerini bilecek. İt de itliğini bilecek amına. Tabii canım. Ya bundan başka bir kaçış yok yani. Bu işler senin bildiğin gibi değil ki aslan. Sen ona yal veriyorsun. Sen ona yal veriyorsan o da bunun hakkını verecek amına. Boğuşacaksa boğuşacak. Yani. Bir de senin için şampiyon yani. Oğlum. Amına o zaman. Şampiyon it bağlanmaz. Yani sen en başta de ki sen it olarak doğ.
Vay ben aslanım aslan olacağım de. Anlıyor musun? Nerede? Dayı. Değil mi? Bir söyle bana. Ki. Aslan. Biliyor musun? Sen bir numara söyle bana la. Aslan. Bir türkü açacağım la. Bir numara söyle bana. 4. Açıyorum bakmam. Şu kulağımızın pası bir açılsın. Açılsın abi Muhtar. Allah. Aslan karşısına bakıyor. Kaşları kirpikleri simsiyah. Sağ yanağında kahverengi küçük bir bel. Araç hareket ettikçe dikiz aynasına takılmış küçük oyuncaklar sallanıyor. Aslan Sivas'a bakıyor. Sivas bagaj kapısının arkası dönük çenesini dik duran bir araba lastiğinin üzerine yaslamış uzanıyor. Boynunun sol tarafında kulağında kan lekeleri hala duruyor. Bakışları cama çevrili, dalgın, hiç keyfi yok gibi. Boynundaki afili tasma gitmiş, tekrar gri kemer tasma takılmış. Aslan sağ elini Sivas'ın üzerine koymuş. Muhtar araba teybinin tuşlarına basıyor. Bu filmin sesli ve yazılı betimlemesi Ankara Engelsiz Filmler Festivali için Sesli Betimleme Derneği tarafından yapılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com. Sesli Betimleme Metin Aynur Kolivar, Melek Aşık. Seslendiren Ünsal Coşar. Yazılı Betimleme ve Altyazı Gülay Yılmaz. İşaret Dili Tercüme Oya Tan Yeri. Kontroller Fulya Akbaba, Dolunay Ünal. Teknik Yapım Umut Doğan, Ayşe Gündağ. Siyah fonda beyaz harflerle jenerik akıyor. Yönetmen Kaan Müjdeci. Sivas Çakır. Aslan Doğan İzci. Şahin Ozan Çelik. Muhtar Muttalip Müjdeci. Cemal Hasan Yazılıtaş. Öğretmen Okan Avcı. Anne Banu Fotocam. Hasan Hasan Özdemir. Ayşe Ezgi Ergin. Osman Furkan Uyar. Muhtarın arkadaşları Muharrem, Muharrem Ayan, Yasin, Yasin Yazılıtaş, Hacı Çelik, Mustafa Müjdeci. Hata benim günahım, benim suç benim. Elimin eni içti. Verdim zehrini, hata benim günah, benim suç benim. Var ya. Thank you.
çektiysen benim yüzümden, hata benim, günah benim, suç benim. Vay. Derdimin dermanı.